Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün tığ ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size bu renklerde yine çok güzel bir model hazırladım. Modelimiz de arkadaşlar bu şekilde ortası orta boy serum halkasıyla yapılıyor arkadaşlar. Bu şekilde çimenlerin üzerine 3 tane dal yaparak çiçeklerimizi tutturuyoruz. Evet şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde orta boy büyüklükte bir serum halkası İçine sık iğne ile ipimizi tutturduk. Bu bir, bu iki, bu üç,

14 tane yapıyoruz arkadaşlar halkamızın içine bu şekilde 15. de bu ilk yaptığımız arkadaşlar sık iğnemizin içine sabitliyoruz Bismillahirrahmanirrahim bunu şu şekilde alalım arkadaşlar bakın sahte sık iğne dediğimiz olayla alalım halkamız tamam bu şekilde halkamızı yapıp bir tane de zincirimi çektim. ipimi bu şekilde kopardım. Bunu yakmıyorum arkadaşlar. Sadece şunu yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde ipimi yakmadım, uzun bıraktım. İpimi kopardığım yerdeki sık iğneden girerek bu şekilde arkadaşlar ipimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir. 2 defa tığımın başını doluyorum. Aynı yere arkadaşlar. Bakın bu önemli. Sadece ilk başlarken bu trabzanı aynı yere yapıyorum. 2 tane trabzanım oldu. 2 defa doluyorum. 2, 2, 2, 3 oldu. Aynı yere batmadığımız takdirde ayrık olur arkadaşlar. O da güzel bir görüntü olmaz. Sadece ilkinde başlarken aynı yere. 4 tane trabzanım oldu. Hemen 4 trabzan olunca 3 zincir çekiyorum. Aynı yere arkadaşlar bu şekilde kapatıp buraya bir tane yaprak yapmış olduk. Yine 3 zincirle başlıyorum. 2 defa doluyorum. Sıradaki sık iğnemin içine girip 2 2 2. Bakın burada ayrık olmuyor arkadaşlar. 2 defa doladım. Sıradaki sık iğneme 3 oldu yine 2 defa dolayıp sıradaki sık iğneme 2 2 alarak 4 tane trabzanımız hazır 3 zincirimi çekip bu şekilde arkadaşlar aynı sık iğnenin içine girip kapattım 2 tane hazır oldu arkadaşlar 3 zincir 2 defa doladım sıradaki sık iğnemin içine girip 2 2 aldım Evet arkadaşlar bu baştaki başlarken iki defayla başlayıp bir de sondakileri aynı beşinci yani o çektiğimiz zinciri dördüncü trabzanın olduğu yere kapatırsak aynı dokuyu elde etmiş oluruz. Bir, iki, üç zincir. Hemen arkadaşlar buraya kapatıyorum. Beşinci trabzanım üç zincirden oluyor. Evet, şimdi dördüncü papatyamızın yaprağına geçelim. 3 zincirimi çektim. Sıradaki sık iğneye girip 2 2 aldım. Tığımın başını 2 defa doluyorum. 2 2 2. 2 defa doladım. Sonuncu bu şekilde trabzanımı yapıp 3 zincirle de aynı yere arkadaşlar 5 trabzan olarak 3 zincirimi kapattım. Evet arkadaşlar burada bir eksik kalması gerekiyor. Çünkü şuraya yapacağız. Yoksa bu güzel dokuyu elde edemeyiz. 1, 2, 3 zincir. 2 defa doladım. Sıradaki sık iğneme 2, 2 alarak girdim. Bu da 3. 2, 2, 2. 2 defa doluyorum. 2 2 2 1 2 3 zincir aynı yere bakın arkadaşlar bu şekilde 5. trabzanımı da kapatıp bir tane de zincir çekiyorum. Şu birleşik dokuyu bu şekilde arkadaşlar elde etmiş oluyoruz. Şimdi koparıyorum ipimi. Hemen arkaya çekip ipimi arkadaşlar şu şekilde yakıyorum önde kalmaması için Bakın. bu şekilde şöyle çekerek Evet arkadaşlar şimdi ilk başlarken de nasıl başlanacağını tarif etmek istiyorum şurayı olmadığını düşünün arkadaşlar. Şuradan başlıyorsunuz. Başlanırken bunun tek papatyasından başlayıp o şekil devam edip geri geldiğinizde buradaki yaprakla da yani şu yaprakla da bitiş yaprağı olarak düşünün. Bunu tutturacaksınız. Yani ilk başlarken şu şekilde başlayacaksınız. Sonra bitişte bu yaprakla bunu tutturacaksınız. Şimdi ilk başlarken şuranın olmadığını düşünelim arkadaşlar. İlk başlarken de aynı şekilde bu şekilde başlayacağız. Arasına 5 tane bu şekilde kirpikli trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bir tane de yuvam için yani toplamda 6 tane kirpikli trabzan yapmış oluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen kapatıyorum 4 zincirimi buraya. Bir defa tığımın başını doluyorum. Bakın arkadaşlar 3'ünü birden alıp kısa bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. Araya bir tane pıtırcık bırakıp arkadaşlar şöyle iki pıtırcığın arasından sık iğne ile 7 zincirimi buraya sabitleyip bir zincirimi çekiyorum. Bir zincirimi 7 zincirli yaptığım bu yuvanın içine sık iğne ile sabitledim arkadaşlar bu şekilde. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2. Bu şekilde buraya bir trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın ters tarafından buradan ilk trabzanın tepesinden arkadaşlar zincirli indim değil de kapattığım o trabzanın tepesinden zincirle trabzan arasındaki yerden girdim. Şimdi dönüyorum. Hiç zincir yok arkadaşlar tığım hareket etti ama bu bir bu trabzanın arasını altı tane sık iğne iki üç dört beş ve altı bu şekilde altı tane sık iğne yaptım yedinci sık iğnem yuvaya bakın arkadaşlar bu şekilde sabitliyoruz 1 2 3 4 5 zincir 2 defa yine doladım aynı şekilde 1 2 2 2 trabzan yaptım 5 zincir hemen arkadaşlar trabzan arama girip kapatıyorum geri kalan kısma 6 tane sık iğne 2 3 4 5 ve 6 7.yi de aynı şekilde yuvaya yaptım. 1 2 3 4 5 2 defa doluyorum. Yuvaya girip 1 2 2 2 Trabzanımı yaptım. Şimdi arkadaşlar yine bakın buradan tutturacağız. Şu zincirimi söküyüm. papatyamızı aldık. Şu ipi kopardığım yer var ya arkadaşlar. Bura bizim yuvamızın başlangıç yeri olacak. Hemen sağdaki papatyadan tutturup bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Bakın aşağı üst zincirle indiğim 5. trabzanla 4. trabzan arasındaki sık iğneden sabitledim. Hiç zincir çekmek yok arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6 alt. 6 tane sık iğnemi yaptım 7. de yine aynı şekilde burada yuvada yapıyorum arkadaşlar bakın bu şekilde kanadını tutturduk şimdi 3 zincir çekip buraya bir tane kirpik yapmış olacağız 1 2 ve 3 hemen arkadaşlar trabzanıma 3 üç, üçünü 3'ünü birden aldığım kısa trabzanın bir tane arkadaşlar buraya kirpik yaptım hemen yine ara çitine geçiyorum arkadaşlar şu 5 tane yapacağımız kirpikli trabzana geçiyorum 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum buraya bir defa doladım Ert arkadaşlar bu tığ battılarınız iri ise yani üçer zincirli ise veya iri iri ise araya bir zincir çekerek bu çitleri yapabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. 5 zincirimi çekip hemen kapattım. Bir defa doluyorum. Sıradaki tığ battıya girip üçünü birden alıyorum. 1 2 3 4 5 zincir 3 oldu. Bir defa doladım sıradaki tığ battıya girip buraya küçük bir trabzan yaptım. 5 zincir kapatıyorum. Bir defa doladım. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 5 sonuncu arkadaşlar bu da 6. ve sonuncu Evet. Şimdi arkadaşlar bir tane de boş bir trabzan yaptım. Bakın burada toplam 6 tane kirpikli trabzanımız var. 7 zincir çekerek yuvamızı yapımına başlıyoruz. 7 zincirimi çektim arkadaşlar. Şöyle ters tarafına çeviriyorum. Buradaki birinci kirpik ile ikinci kirpiğin arasına girip bir tanesini arkadaşlar yuvanın içinde sabitliyorum bir zincirimi çekip yine aynı şekilde yuvanın içine sık iğne ile arkadaşlar bu şekilde girdim 1 2 3 4 5 zincir 2 defa doluyorum 1 2 2 2 hemen arkadaşlar demin de gösterdiğim gibi bakın bu kopardığım düğüm tam ortaya geldi tepesinde sırıtmıyor yani arkadaşlar bir zincirle döndüm buraya sık iğne ile sabitledim aynı şekilde arkadaşlar buraya altı tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 7. de yine yuvada yapıyorum. Evet arkadaşlar tutturma işlemimiz bu kadar. Şimdi geriye kalan şu iki tanesini de yapıp işimizi bitirelim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 defa doluyorum. 1, 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da arkadaşlar şu ortadaki çiçeğimiz için yuva 5 zincirden buraya sabitliyorum. Yuvamı. Geriye kalan kısma 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 Bugün tığ arkadaşlar beni zorluyor. 2 3 4 5 ve 6. Hemen 7. ana yuvada yapıyorum. 2. tırabzanımda. Tamam. 5 zincir 2 defa doladım. 1 2 2 2 Şimdi arkadaşlar elimizde çiçeğimiz olsaydı şu çiçeğimiz mesela olsaydı buraya bunu tutturacaktık. Şu şu şekilde. Çiçeğimiz olmadığı için buraya ben bir 4 zincir çekip aşağı ineceğim. Siz çiçeğinizi monte edersiniz arkadaşlar. Bu şekilde 4 seferde alıyorum. Söktüğüm yeri geri tamamlıyorum arkadaşlar çiçek olsaydı dediğim gibi sabitleyecektik bu bir bu iki üç dört beş ve altı Yedinciyi arkadaşlar bu şekilde ana yuvada yapıp trabzanımızı da bu şekilde bitirdik şimdi arkadaşlar 3 zincirimi çekip şu dibindeki kirpiğimi yapmış oluyorum buraya hemen arkadaşlar sıradaki tığ battıya geçiyorum bakın bir defa doladım üçünü birde 5 zincirimle bu trabzanıma kirpik yapıyorum bir defa doluyorum sıradaki tığ battıma geçip kapattım 5 zincir bir defa atalıyorum. Sıradaki tığ battıya geçip sık iğneyle üçünü birden kapatıyorum. 5 zincirden buraya tomurcuk. Evet arkadaşlar umarım anlaşıldı zaten fazla yapmaya gerek yok. 5 zincirimi kapattım bu şekilde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kalıp gibi oldu modelimiz. Çok da hoş ve zarif oldu. Şimdi şu kirpiğinin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. Ortadaki bu yaptığımız 5 zincirli yuvanın için arkadaşlar sık iğne ile kapattım. 5 tane zincir çekiyorum. Kirpiğimizi yaptık. Bu birinci kirpiğimiz. 1 2 3 4 5 zincir. Bu da arkadaşlar ikinci kirpiğimiz. 5 zincir. Bu şekilde üçüncü kirpiğimiz. Bir zincirimi çektim. Hemen ipimi koparıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde minik minik kirpiğimiz oldu. Aynısını buraya da pembesini yapıyoruz arkadaşlar. Arasına bir pembe bir siyah. Hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde yapacak tüm arkadaşlarıma kolay gelsin. Gerçekten çok hoş bir model oldu. Çok zarif bir model oldu. Böyle yapraklarda açan çiçekler. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Biraz sanki arkadaşlar hafif uğraştırıcı. Yani çok kolay desem de orta kolaylıkta. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.